Bugün 29 Ekim 2014 ve biz de Akün TV ekibi olarak Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Sevgili seyirciler, Akün TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Kampüs gündemden hepinize merhaba. Üniversitemizin geçtiğimiz haftalarda gündeminde olan bütün haberleri sizlerle paylaşacağız. İlk haberimiz. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Harley Owners Group Derneği işbirliğiyle düzenlenen logo yarışmasında 3 arkadaşımız ödül aldı. Ödül alan arkadaşlarımız Mehmetcan Sevinç, Yunuscan Şinik ve Muhammed Uzun oldu. Ödüller dekanımız Profesör Doktor Bilal Arık tarafından takdim edildi. Ödül töreninden çıkan güzel görüntülerimizi izleyelim. Performans göstermişti. İşte bir tanesi Sefa'dı. Antalya Harley Olanlar Derneği tarafından düzenlenen logo yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilal Arık'ın Harley Owners'ın yönetim kurulu üyeleriyle buluşmasından sonra öğrencilerle bir araya gelerek fotoğraf çekimine geçildi. Ödül töreninden sonra Akün TV stüdyosuna ziyarette bulunan yönetim kurulu yarışma hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Ödül elde etti. Emeğinin karşılığı olarak buna ayrıca çok sevindik. Yani geldiniz, sağ olun, şeref verdiniz. Bize değer verip logonuzu, markanızı bize emanet ettiniz. Bu güzel bir birlikteliğin başlangıcı olur umarım. İnşallah yollarımız bol bol kesişir. Baharda bir şenliğimiz var, çocuk ekmek şenliğimiz. Bu sene yapacağız. Size oraya özel konuklar olarak, hatta yolu da kapatıp bütün motorlarınızı bekleriz. Muhtemelen Nisan ayının ortası gibi falan olacak. Umarım yollarımız kesişir. Yine biz kendi elimizden geldiğince belgesellerinizi yapmak isteriz ya da başka iletişim çalışmalarınızda elimizden geldiğince katkı vermek isteriz. Para ödülümüz var. Burada biletle harcayalım. Antalya Free Chopper Başkanı Yaşar Sunal, öğrencilere temennide bulundu. Öğrencilerin röportajlarıyla etkinlik son buldu. Bizim yaptığımız iş, aşağıda arkadaşları konuşurken de söyledim, kendilerini hobi edinmelerini ve mutlaka bir şeyler kendilerine zaman ayırmaları gerektiğini anlattım. Onların da birçoğunun, genç arkadaşların birçoğunun aklında zaten bir motor siklet sevgisi mutlaka oluşuyor çoğunda. Harley Davidson sevgisi ağır basıyor tabii bizleri sokaklarda gördüğü zaman, grup halinde o sürüşlerimizi gördükleri zaman. Biz de onların bu sevgisinden bir alışveriş yapabilir miyiz acaba dedik. Bir ajansa bunu verebilirdik. Ajans da bize binlerce örnek çıkabilirdi ama hem buradaki arkadaşlarımızı teşvik etmek hem üniversiteyle bir şeyleri paylaşmak, belki bundan sonraki adımlarda başka bir takım birlikteliklere bir başlangıç olması için böyle bir yol tutmuştuk. Harley Owners grubunun başlatmış olduğu logo yarışmasında birincilik ödülünü kazanmış arkadaşımız Mehmetcan Sevgiç yanımızda. Merhaba. Merhabalar. Bize biraz kendinden bahseder misin? İşte ben radyo televizyon sinema öğrencisiyim. Hala birinci sınıfım. İşte tasarımla uğraşıyorum. Okulumuzdaki işte Unique Office isimli reklam atölyesinde çalışıyorum. Motosiklet tutkunuyum ben de. O yüzden zaten logo yarışmasında görünce hemen katılmak istedim. Hem tasarımla uğraşan biri olarak hem de motosiklet tutkunu biri olarak işte bunda, bu yarışmadan ödül alabilmek tabii beni ayrıca mutlu etti çok. Harley Owners grubun başlatmış olduğu logo yarışmasında mansiyon ödülü kazanmış arkadaşımız Yunuscan Şinli'nin yanındayız. Merhaba. Merhabalar. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Ben İletişim Fakültesi'nde, Akdeniz İletişim'de radyo, televizyon, sinema son sınıf öğrencisiyim. 3 ayımız kaldı, mezun oluyoruz. Böyle bir yarışma olduğunu Nurdan hocamız sayesinde öğrendik. Okul genelinde yapılan bir yarışmaydı. 3 ödülün 3'ü de İletişim Fakültesi öğrencilerine geldi. Tabii biz burada önceliğimiz her zaman fakültemiz ve kişisel gelişimimiz. Kişisel gelişimimiz açısından çok yararlı bir yarışma olduğunu düşünüyorum ben. Ve ödüllerin İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından alınması da ayrı bir mutlu etti bizi. Tekrar ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Yardımcı doçent doktor Atilla Erdem'in sunumuyla gerçekleştirilen Sözlü Kültür Nedir başlıklı konferansımız var sırada. İzleyelim. İletişim Fakültesi Sözlü Kültür Dersi kapsamında Sözlü Kültür Nedir adıyla gerçekleşen konferansta Sayın Erden, kültür, kültür tarihi ve kültür çeşitleri hakkında birçok bilgi paylaştı. Kültür, sözlü kültür kavramlarından ne anlamalıyız ve sözlü kültür ne işimize yarar sorularına yanıt teyinde yaklaşık 40 dakikalık bir sunuş yapacak. Kültür önemli bir konu fakat bizim literatürümüzde gereğince incelenmemiş bir konu, ele alınmamış bir konu ve kulaktan doğma bilgilerle götürdüğümüz bir konu. Eğer ciddi olarak bir literatür taraması yaparsanız, literatürde bile 167 çeşit kültür tanımı yapıldığıyla karşı karşıya kalırsınız. Fakat antropologlar kültürün tanımında belli aktarmaları yaptıktan sonra kısaca hem sosyologların, hem etnologların, hem antropologların anlaştığı bir kültür tanımında birleştirirler. Çeşitli gezilerini, öğrenimlerini ve hayat tecrübelerini aktaran Erden, atasözlerinin ülkemizin kültür tarihi açısından çok önemli bir yer kapsadığını belirtti. Dünyada yarattıklarının tümü maddi ve manevi kültürüdür. Böyle yüzlerce tanım ama en çok üzerinde durduğumuz ve sosyal bilimlerin anlaştığı tanım diyoruz ki herhangi bir toplumun inançları, gelenekleri, dinsel yapısı, sanatları, mimarisi, davranış kalıpları, ekonomik yapısı, bunların tümünün bir aradaki oluşturduğu kompleks yapıya o toplumun kültürü diyoruz. Kültür öğreniliyor ve insanoğlu hangi kültürel yapının içerisindeyse o yapıyla büyüyor. Çağdaş toplumlar bu yapıyla büyümelerine rağmen eleştiriyi geliştirebiliyorlar. Ama gelişmemiş toplumlar eleştiriyi geliştiremezseler, daha sonra da bahsedeceğim, etnosantrizm dediğimiz en büyük kültür bizimdir, en iyi kültür bizimdir, en iyisini biz biliriz gibi dogmalara kapılıyorlar. Hatta bunun sonu ırkçılığa kadar gidiyor. Ateşin bulunuşu ve tekerleğin buluşuyla kültürel yapıda devrim olmuş. Çok hızlı bir değişim olmuş. Ama bunu pek yazılıda bulamıyorsunuz. Çünkü şöyle, ateşi keşfedip de elde ettiği an mağaradan çıkmış, ağaçtan inmiş, kendisine konup yapmaya başlamış, doğaya karşı hükümiyetini hissediyor, güçlü almış, en güçlü affedersiniz hayvanları bile ne yapıyor, ateşten kaçıyor, kendini koruyor, yemek pişirmeye başlıyor, korkunç bir değişim var. Tekerleği bulmakla beraber gene bir devrimsel değişim, çünkü tekerlek yokken işte atıyorum günlük 5-10 kilometre yerde dolaşabiliyorsa insanoğlu tekerlekle beraber 10-15 misli yerlere ulaşıyor. Doğa genişliyor, fauna genişliyor, flora gelişiyor. Ondan sonra o zaman faydalandığı, mücadele ettiği bütün ortam değişiyor. Bunlara antropologlar büyük kültürel değişimler diyoruz. Sayın Erden konferansın sonunda ise öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ateşi bulunması, tekerleğin bulunması, bunun yanında sosyal medyada çok etkili oldu. Tabii sosyal medya ama o çok yeni bir olay artık yani. Yeni ve dediğimiz gibi gene de o güçlü devletlerin kontrolünde gidiyor değil mi? Parası güçlü olan birçok yere esir alıyor ve çok önemli bir yönlendirme şeyi. Eğer toplumun yararına olabiliyorsa faydalanıyoruz ama tam tersi gelişmekte olan ülkelerde büyük tehlike. Şimdi bu geçmiş kültürümüzle birlikte hem yani çağdaş bir demokrasi ikisini bir arada yani bir şekilde mesela kültürümüzü kaybetmeden yani devam ettirme şansımız var mı? Çünkü mesela örfümüz, adetimiz bunların hepsi yani sanatımız, mimarimiz her şeyin içinde yani gelecekle ilgili bir çatışma var gibi sanki. Şimdi Türkiye çok ilginç. Ta milattan kalma değer yargıları yaşıyor köyde, yanı başındaki köyde de bugünkü en son modelle, araba örneği verdim ya, o da yaşıyor. Burada kuşak çatışmaları oluyor, farklı çatışmalar oluyor ama toplum onu dengeleyebiliyor zamanla.
esas görev burada eğitime düşüyor. Bilinçli olarak o farklılığın nereden geldiğini, neden olduğunu, onlara kişilerin üstünlüğünden değil de ekonomik ve sosyal yapının onu yönlendirdiğini anlatırsak kavga kalmıyor. Ama Türkiye'de bu çalkantı önemli. Çünkü hala kulaktan doğma pek çok bilgiyi şey yapamıyoruz, tartışamıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle birçok ilde Anadolu Jet tarafından söyleşiler düzenlendi. Söyleşilerin bir durağı da Akdeniz Üniversitesi oldu. Tarihçi yazar Talha Uğurluer, görsellerle sunduğu Çanakkale Savaşı, özel arşiv fotoğrafları ve yaşanmış hikayelerle o döneme götürdü. Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Anadolu Jet'le Sohbetler adlı söyleşiye öğrencilerin ilgisi yoğundu. 4-5 asırlık şey anlattırmayın yani İngiliz sömürge tarihini. Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda Anadolu Jet Çanakkale Sohbetleri Söyleşisi gerçekleştirildi. Yok ettiklerini, o çakal kortesleri yaptıkları, Hindistan'dakiler ayrı, Afrika'dakiler ayrı. Hele Çanakkale'dekiler ayrı. Burası neresi? Burası Akbaş Limanı. Benziyor mu limanı? Hayır. Artık bir mezarlık, artık bir şehitlik. Burası bir sevkiyat limanıydı. Ağır yaralılar buradan getirilir. Yani Çanakkale'den bu bölgeye arka kısımdır İstanbul yolu üzerinde. Buradan gemilerle İstanbul'a gönderilirdi. O gün 200'ün üzerinde ağır yaralı. Yani savaşa ihtimali olmayan Halep gemisine bindirilmiş, beyaz mandırası var. Gemi tam böyle hareket ediverecekken bir İngiliz dreadnoughtu hastane gemisi olduğunu bile bile ateşe veriyor. Ve gemi parça parça oluyor tabii. Bütün yaralılar suyun içinde, hepsi şehit. Bu kapıyı da bu arada yeni yaptılar bu şehitlik için. Askerlerin şu duruşu, mahzun yere bakışları falan çok güzel olmuş. Giriyoruz, bakın askerlerimiz tek tek şehitleri sırtlarına vurup kıyıya çıkarıyorlar ve ıslak elbiseleriyle buraya defnediyorlar. Akbaş şehitliği işte böylece oluşuyor. Burası İstanbul, Haydarpaşa Rıhtımı. Çanakkale'den gelen ağır yaralılar burada karşılanıyor ve dikkat edin onlara şerbet ikram ediyorlar görevliler. Ve ne yazık ki bu yaralıların çoğu bir daha iyileşemeyecekler. Kısa bir süre içerisinde İstanbul'da şehit düşecek ve Edirnekapı kabristanlığını şereflendirecekler. Aradan bir 50 küsür sene geçecek. Yıl 1971. Edirnekapı mezarlığı önünde bir yol genişletme ve tünel çalışması var. Ve işte o günlerde işte belediye işçileri yola gidecek kısımdaki kabirleri tek tek açıp içeriye doğru bir nakli kubur çalışması yapıyorlar. Kabirler açılırken gördükleri manzaralar karşısında şaşırıyorlar. Ben sizi o şehitlerimizden bir tanesinin yeni kabrine götürmek istiyorum. Ve mezar taşında yazanlara bakalım. 1971 yılında şehitlikteki tünel inşaatının yapım esnasındaki kazılarda meçhul asker elbiseleriyle birlikte bütün olarak bozulmadan bulunmuştur ve bulunduğu şekliyle buraya defnedilmiştir. Ruhu şad olsun. Allah için öldürülenlere ölüler demeyiniz hükmünün belki de bir numunesi. Peki Çanakkale'de savaşmak için nereden gelmişlerdi? Girit, Kudüs, Medine neresi? Ohre, Esterbon, Priştina, Üsküp, Kosova neresi? Demek dün bizim parmağımıza bir kıymık batsa dünyanın dört bir yanında insanlar heyecanlanabiliyor ve koşup geliyormuş. Siz bu muhteşem birlik destanını biraz daha daraltabilirsiniz. Yani şuraya Antalya, buraya Ankara, oraya Siirt, Diyarbakır, Konya, Trabzon da yazabilirsiniz. Çünkü bu gerçekten bir birlik destanıdır. Hani bugün Çanakkale ruhundan eğer biri rahatsızsa incelemek lazımdır. Acaba başka neden rahatsız arka plan? Çünkü Çanakkale bizim en sıkıntılı anımızda bile bir ve beraber olursak dünyaların sırtını yere getirebileceğimizin en güzel göstergelerinden aslında biridir. Muhtemelen bunu hayatınızda ilk kez göreceksiniz. Ben yıllardır on binlerce Çanakkale fotoğrafı gördüm. Ne koleksiyonlar. Bunu gördüm, içim cız etti. Ben hiçbir Çanakkale şehidini bu kadar yakından görmemiştim. Şimdi iki taraf birbirine girmiş, savaşmış, yenişememişler. Herkes siperine çekilmiş. İngiliz tarafına bizim şehitler kalmış. Bir İngiliz fotoğrafçı sen 7 tanesini böyle sıralamış. Daha vücutları sıcacık ya, göreceksiniz şimdi. Yani kanları kurumamış da ve fotoğrafını çekmiş. Ve bakın altına ne yazmış. Evet, bakın ne yazıyor. Long Pine'da Türk kahramanları yazıyor. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarabb.
ve güneşler batıyor. Rabbim layık olmayı nasip etsin. Nihayetinde bu savaşı kazandılar ve düşmanı kovdular. Bu fotoğraf da çok orijinal. Ben bunları böyle kafamdan bakıp bakıp yormuyorum, biliyorsunuz değil mi? Anlattığım her şey yazıyor bu kenarlarda zaten. Düşmanı kovmuşlar ve birlik sancağını da dikerek düşmanın kaçışını seyrediyorlar. Şu göğüslere bakın. Yani en baba Hollywood filminde göremezsiniz bu kadar orijinal sahnesini yani. Burada hiçbir yapmacıklık yok. Ve o şekilde bir manzara ve düşman da kaçıyor tabii ki. Ha, adamların hakkını yemeyelim, çok sağlam kaçmışlar. Yani bugün harp akademilerinde düşmanın Çanakkale'den çekilişi ders olarak okutuluyor. Nasıl? İşte böyle. Yüzlerce içi saman tepili asker bebek yapıyorlar, biz yokluklarını hissetmeyelim diye. Sonra kendi kendine ateşten tüfekler yapıyorlar. O Son Umut'ta da vardı, filmin ilk 5 dakikasında. Bu tüfekli su sistemiyle kendi kendine ateşten tüfekler meselesi. Biz yokluklarını hissetmeyelim diye ama çoktan tabanları yağlamışlar. Ve cepheden bir manzara. Cuma namazına hutbe dinleyen askerler ve namazın sonunda el açmış dua dua Rablerine yalvarırlarken. Belki de bu dualarında ya Rabbi diyorlardı, ileride gelecek torunlarımıza esaret yüzü göstertme. Tarihsel ve kültürel değerlere duyarlılığı arttırmaya amaçlayan söyleşide Çanakkale Zaferi'nin önemine değinen Uğurlu El söyleşi sonunda Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkürlerini dile getirdi. Asker kıyafetleri giymiş ve o günün Genelkurmay Başkanı Enver Paşa'nın önünde selam duruyor. Şehit olan babamın intikamını almak üzere cepheye sevkimi rica ediyorum diyor. Yani bir üniversite programı ancak bu kadar harika izlenebilirdi. Siz zaten şu duruşunuzla bu işin hakkını verdiğinizi gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Konferansa ilişkin, daha doğrusu söyleşiye ilişkin. Şimdiye kadar 7000'den fazla katılımcıyla buluşan Anadolu Jet Çanakkale sohbetleri önümüzdeki günlerde Sivas, Erzurum, Diyarbakır ve İzmir'in aralarında bulunduğu pek çok şehri daha ziyaret edecek. Hatta dedim salonda, ya siz sınıflarda da böyle misiniz diye öğrenci arkadaşlara. Yani 1 saat 40 dakikalık bir program ancak bu kadar güzel izlenirdi. Teşekkür ederiz. Başka söylemek istediğim şey. Çanakkale'nin 100. yılındayız. Çanakkale ruhu bizi biz yapan değerleri en iyi anlayabileceğimiz mevzulardan. Bütün dünya bir araya gelse, eğer biz de bir ve berabersek sırtımızın yere gelmeyeceğini en önemli delili. Bunu bir şekilde bütün yeni nesillerimize aktarabilmemiz gerekiyor. Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Konferansları bünyesinde 19. yüzyıl Antalya ileri gelenlerinden Tekeleoğlu Mehmet Ağa adlı konferansta soru cevapların yer aldı ve konferans bitiminde Profesör Doktor Süreyya Faruki muhabirlerimizin sorularını yanıtladı. Yani biz burada Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Konferansları bünyesinde Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu'nda 19. yüzyıl Antalya ileri gelenlerinden Tekelioğlu Mehmet Ağa konulu konferans gerçekleşti. Bir yani boyuta ulaşan bir iktidar kurmuş olan Tekelioğulları ailesi konumuz olacak. Konferansı Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi tarih bilimci Profesör Doktor Süreyya Faruk'u sundu. Efendim orta çağda bu bölgeye hakim olan Teke ailesinden geldiğini söylüyor. Aslında İrlandalı olan bir kaptan İngiltere için efendim harita yapmak üzere gönderilmiş. Sayın Faruki, Antalya tarihi hakkında çok önemli kesitler sundu. Şimdi bu Beaufort ilginç bir adam. Yani sadece harita ile ilgilenen birisi değil. Ve efendim biraz da yani Antalya'da anlatılanları da kaydetmiştir. Örneğin yani bizim için önemli bir şey. Efendim nüfusu o zaman 8000 dolaylarında imiş. Tekelioğullarının çiftlikleri. Profesör Doktor Süreyya Faruki, Tekelioğulları ailesi tarihi hakkında çok çeşitli varsayımlar olduğunu fakat net bir bilginin ellerinde olmadığını söyledi. Antalya yakınlarında var, o da daha az ama Antalya çarşısında muazzam bir mal varlığı söz konusu. Handır, dükkandır falan yani bayağı büyük bir zenginlik birikimi. Biraz bölgesel olarak bunların nerede olduğunu sakladıktan sonra
Peki yöre içinde ne gibi bir ağırlıkları var? Bunu da sorabiliriz. Ve orada dediğim gibi bu tereke listeleri bize fevkalade yararlı olmaktadır. Çünkü orada o dönemde yani usul böyle müsaade sırasında efendim bu çiftliklerin dönüm olarak büyüklüğü efendim öküz sayısı ve efendim varsa bazen de donanımları hakkında bilgi verilmektedir. Soru cevaplarında yer aldığı konferansın bitiminde Profesör Doktor Faruki sorularımızı yanıtladı. Hocam ben Elmalı'yım, Kışla köyünden. Köyümüzde bir köle mezarlığı var. Hani bunlar tekem leoların hizmetine bulunmuş kimseler mi? Tereke listelerinde tekeli oğullarına ait olan köle görünmemektedir. Ancak sizin dediğiniz doğru, efendim o yörede zamanda köle olarak getirilen insanlar hiç az değil ve yörede dolaştığınız vakit efendim yani Afrika görünümünde fakat elmalı şivesini kullanan insanlara rastlamanız mümkün. Yani ben rastladım çünkü. Ama dediğim gibi tekeli oğullarına ait midir değil midir onu bilmemiz mümkün değil. Tarih adına yaptığınız çalışmalardan biraz bahseder misiniz? Vallahi yani bir yandan beni çok ilgilendiren şey, diyelim sıradan insanların hayatı. Ve buna maalesef yani yaklaşmak zor oluyor. Ama hiç değilse yani diyelim eyalet düzeyine, kasaba düzeyine inmek mümkün olmaktadır. Burada da yani mesela ben çok merak ettim. Bu efendim bu tarlaları kim işletiyor, kim çalışıyor? O konuda hiçbir bilgi yok. Ama hiç değilse yani diyelim bu tahıl ticaretinden para kazananları bir şekilde yakalamamız mümkündür. Beni de zaten çeken olay bu oluyor. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Öğrenci Temsilciliği ve Öğrenci Hemşireler Derneği, Akdeniz Üniversitesi Temsilciliği tarafından düzenlenen Eğitimde Uygulamaya Yurt Dışı Hemşirelik Deneyimleri konulu konferans, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Esra Uğur'un katılımıyla Hemşirelik Fakültesi konferans salonunda gerçekleşti. Nurse Practitioner dedikleri bir farklı rol var. Nurse Practitioner'lar... Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'ndan Yardımcı Doçent Doktor Esra Uğur, Amerika'daki Winona State Üniversitesi'ndeki deneyimlerini katılımcılara aktardı. Bir roldeler. Aslında çok fazla hemşirelik bakımı anlamında uzmanlaşmış olmuyorlar. Daha ziyade hekimlik anlamında işleri. Çünkü hekimlik de gerçekten çok pahalı. Ve hekim sayısı az olunca farklı rolleri paylaşacakları görev alanları da arıyorlar. Nurse practitioner'lar ileri uzmanlık gerektirmeyen, örneğin bir orada yakınımız onkoloji hastası ile bir muayenesine de eşlik etme şansım olmuştu. Ve nurse practitioner tarafından, bu hemşire tarafından muayene edilmişti. Doçent Doktor Esra Uğur, Amerika'daki yöneticilik ve eğitmenlik yönündeki yüksek lisans ve doktora eğitimini katılımcılara anlattı. Şu anda sistemleri yavaş yavaş ona dönüyor. Her klinik alan sorumlusunun mutlaka bir hemşirelikte yönetim uzmanlık eğitiminden geçmiş olmasını istiyorlar, tercih ediyorlar ve bu nedenle yönetici anlamında çalışmak isteyen hemşireler bu eğitimden geçiyor. Şimdi yönetici olarak çalışmak bir servisin başında, servis sorumlusu ya da hastaların başında bir servis sorumlusu olmanın ötesinde hastanede hemşirelik bütçesi kendi bütçesini yönetebilen bir grup. Ve her departmanın nurse manager dedikleri yönetici hemşiresi o departmanın her yönden idarecisi konumunda. İşe alınacak personel maaşlarından eğitime gönderecek giderleri, odanın bakım onarımından teknik cihaz temini gibi
her türlü masraf gerektiren kalemlerde bir bütçeyi yöneten konumda. Konferansın sonunda Hemşirelik Fakültesi öğrenci temsilcisi Doçent Doktor Esra Uğur'a teşekkür plaketi takdim etti. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ndeydiniz bugün. Sizce toplantı nasıl geçti? Sizin görüşleriniz ne? Konferans sonunda bugün doluydu öğrenciler, arkadaşlarınız doldurdular. Görüşleriniz nerede? Teşekkür ediyorum. Öncelikle beni davet ettiğiniz için Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Öğrenci Topluluğu'na temsilciliğine teşekkür ediyorum ve Öğrenci Hemşireler Derneği'ne. Benim için keyifli bir gruptu çünkü sadece öğrenciler, sadece akademisyenler değil, klinik alandan meslektaşlarımızla da bugün bir aradaydı. Öğrencilerimizin ilgi ve katılımları gayet güzeldi. Sorularıyla ilgili şeyleriyle, tepkileriyle mutlu ettiler. Bunun haricinde Akdeniz Üniversitesi'nin ev sahipliği anlamında da çok sıcakkanlı ve güzel bir ekiple bir arada oldu. Bunlar için de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin, mesleğin daha henüz çok başında olan öğrencilerimizin bütün girişimlerini, çalışmalarını gördükçe onlardan gurur duydum ve başarılarına devam ediyorum. Bu haber ile gündemimizin sonuna geldik. Bir sonraki Kampüs Gündem'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.